Herkese hayırlı akşamlar olsun. 25 Eylül Çarşamba akşamı, haftayı yarıladık. Şimdi çok fazla sorulan bir soru var. Altın satılıp ev alınır mı? Şimdi bu güzel bir soru aslında. Niye? Çünkü altın son dönemde bayağı ciddi bir pozitif ayrıştı. Özellikle hatırlarsanız 4-5 aydır hep şunu söyledik. Hani elinizde dolar tutmayın. Dolar tutacağınıza gram altın alın. Çünkü gram altında en azından zaten dolar yukarı giderse hareketleneceği gibi, ama bu dönem doların sabit tutulmaya çalıştığı için ons bacağından yararlanın dedik ve dolar yerine gram altın taşıyan insanlar güzel para kazandılar. Ama öbür taraftan da ons altın 2700 dolar civarına artık dayanıyor. Dolayısıyla aslında başka bir soru da şu: buradan altın alınır mı peki? Yani buradan altın alınır mı? İki, altın satılıp ev alınır mı? Ulan bu bayağı da böyle bir karmaşık. Yani ben buna yetişebilir miyim? Bilmiyorum. Şimdi hikaye şöyle başlıyor. Şimdi arkadaşlar, altın 2000 dolardan beri güzel bir yükseliş yapıyor. Dolar bazında yaklaşık %35 gibi bir değer kazandı. Dolayısıyla bu seviyelerden, şimdi grafikler üzerinde de göstereceğim, ben 2700 doların üzerine çok fazla ilk etapta şu vadede gideceğini düşünmüyorum. Biraz buralarda dinlenmesi gerektiğini, biraz bir düzeltme yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunları şimdi grafiklerle göstereceğim. Başka göstereceğim şey, sitede son bir hafta arkadaşlar, indirim için onu da göstereceğim. Ve bu engellilerle, engelli dostlarımızla ilgili yaptığımız kampanyada çok şey oldu. Bayağı bir engelli dostumuz başvurdu. Onları da anlatacağım. Videonun son bölümünde bunlardan bahsedeceğim. Şimdi ev konusuna gelelim. Ev konusu şu anda çok fazla konuşuluyor. Niye? Çünkü Merkez Bankası yakında bir faiz indirimine gitmeye başlar mı? Yani hani Ekim olmasa bile artık bir Kasım, Aralık gibi bir faiz indirimi başlar mı? Şimdi birçok hani etrafta böyle tasarruf uzmanıyım diye gezen bir tane evlat var ya, böyle gözlüklü. Ev fiyatları kopacak, ev fiyatları uçacak diyor. Bir bakıyorsun sonra bir tane ev sitesinde reklamda oynuyor. İnsanoğlu neye faydası varsa arkadaşlar onu oyuyor. Mesela bana hiçbir şeyin kampanyasını, inanmadığım bir şeyin kampanyasını yaptıramazsınız. Ev fiyatları kopacak. Peki nasıl kopacak? Yani kim alacak bu evleri? Nasıl alacaklar? Dayandıkları şey şu: Merkez Bankası faiz indirimine gidecek ve şu anda bu ev fiyatları böyle düşük seviyede ve faiz indirimi başlayınca herkes ev almaya koşacak. Ya 250 bas puan faiz indirse, 500 bas puan faiz indirse ne fark edecek? Bugün aldığınız bir mortgage'ın 10 yıllık geri ödemesinin farkında mısınız arkadaşlar? Faiz indiği zaman kaça ineceğini zannediyorsunuz? Yani şu anda mesela mevduat faizi 50. İşte atıyorum mortgage 60, 70. Mevduat faizi 20'ye mi düşecek? Hayır. Mevduat faizi ilk başta ben size söyleyeyim 250 bas, 250 bas. Hadi 500 bas puan indirdi. Hadi 50'den 40'a indirdi faizi. Şimdi 50'den 40'a indi diye faiz, herkes mortgage kredisi almaya mı koşacak? Arkadaşlar yok, bakın bu da bir tuzak. Yani fiyatlar belki bir önce bir yükselir gibi olacak. Çünkü genelde spekülatif varlıkların dönüşleri hep böyledir. Şimdi bakın, konut fiyatları çıktı. Sonra bir yaklaşık 2-3 yıldır bir çakılma evresinde. Çünkü çok hızlı çıktı. Peki konut niye çıktı? Bunun hiç, yani bak, işin başlangıcı nereden çıkıyor? Konut bugüne kadar hiçbir zaman bir yatırım aracı mıydı arkadaşlar? Değildi. Arsa yatırım aracıydı, doğru, ama konut değildi. Peki konut ne oldu da bir anda böyle 2 liralık konut 10 lira oldu? İşte burada da bizim müthiş deneyimiz. Biz o deneyi yapmasaydık ve bu ülkeyi şu anda bu hale getirmeseydik, o herkes faiz arttırırken biz faiz düşürüp emlak sektörünü canlandırmak için 2 liralık evleri 10 lira yaptık. Bu arada birçok insan gidip kredi çekip, mortgage kredisiyle, akıllı adamlar helal olsun, paralarını 4'e 5'e katladılar. Ha, şu anda mesela satamıyorlar. Enflasyona karşı o başka, ama şimdi mesela borsada geçen gün vergiyle ilgili bir konuşma oluyor. Ya borsada insanlar ne kazandı ki vergi alıyorsun? Vergi alacaksan buyur işte 2 liradan 10 lira olan mülklerden vergi alın. Borsadan neyin vergisini alacaksın? Borsa zaten bir gidiyor bir geliyor. Tamam, o dönemde mesela o 2021-2022 döneminde o bol paradan dolayı borsada olmayacak yerlere gitti. Dolayısıyla şimdi burada
bir balon vardı. O balon ilk etapta bir patladı. Ama şimdi bu konut olduğu için bir hisse senedi gibi düzeltmesi sert olmuyor. Şimdi burada bakın, faizleri düşmeye başlayacak. Evet, bu Kasım'da, Aralık'ta başlayacak. Hadi Ocak'ta başlayacak. Ev fiyatları hareketlenecek. Bugün geçen gün bir televizyonda vardı. Hemen faizler düşebilir diye insanlar bir anda konutların, işte atıyorum mesela adam 7 milyona koymuş, hemen 8 milyon yapmış. Ya zaten bakın bu komedi de yaşanacak. Ama satamayacaklar. Gene olmayacak. Ve çok net söyleyeyim, bu dönecek dolaşacak bizi vuracak. Çünkü şu anda Türkiye'de çok ciddi anlamda bir barınma krizi var arkadaşlar. Bakın bu saçma sapan olaydan doğru insanlar artık şu anda ev alamıyorlar. Ev alamadıkları için ne yapıyorlar? Kiraya yöneliyorlar. Veya adam evin fiyatı arttığı için diyor ki benim kiram diyor düşük kaldı diyor, kiraya zam yapıyor. Fahiş fiyatlarda şu anda insanlar kira ödüyor. Ya bunun ceremesini inanılmaz derecede yaşıyoruz ve yaşayacağız. Ve şunu söyleyeyim ez cümle konutla ilgili. Üstüne basarak şu cümleyi söylüyorum. Eğer oturmaya alacak iseniz, genelde bayanlar, anneler hani ev konusunda eskilerinde bir şey vardır. Ya oğlum işte bir damımız olsun falan, işte bir ev al, bir ev al. Ona bir şey demem. Oturmak için alacak adama nereden alırsan al, o beni ilgilendirmiyor. Ama evler yatırım amaçlı değerlenir mi dersen bence kesinlikle gene olmayacak. Yani o geçen seferki furyayı bir daha hayatınız boyunca göremeyeceksiniz. Zaten bir daha öyle bir furya görürsek arkadaşlar, bakın burada gene abuk subuk bir faiz indirimi yapıp da gene bu enflasyonu patlatıp gene bu ev fiyatlarını buradan biteriz. Bak biteriz. Bir de bu arada bu ev fiyatlarını yükselttin, tamam, kim alacak abi? Kimin alacağını bana bir söyler misiniz? Ya bugün her şeye zam geldi. İnsanlar evlerini geçindiremiyorlar. Zar zor geçindiriyorlar. Atıyorum bugün 7 milyonluk ev 14 milyon oldu. Kim alacak abi? Faizler düştü, koşalım bankaya. Evet, faizler düştü, koşalım bankaya. Kaç puan düştü? Bence kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Altın konusunda da tekrar ediyorum. Ben bu fiyatlardan artık altın alırken biraz düşünürüm. Niye düşünürüm? Şimdi onu da anlatayım. Bu arada açmışken de söyleyelim arkadaşlar, son bir hafta %50'lik indirim devam ediyor. Çok fazla talep oldu, sağ olun. Herkese de konuşuyorum. Gerçekten yani %50 indirim yaptığıma da çok mutluyum. Çünkü birçok insan yararlandı. İki tane eğitim artı Pro Akademi 7. Bu arada bize ulaşın bölümünden ulaşabilirsiniz. Engelli arkadaşlarımız, arkadaşlar şöyle bir şey düşündük geçen gün. O da bir telefonda konuşurken oldu. Engelli olan, evde oturmak zorunda olan, çalışamaz durumda olan insanlara hani bir umut olabilmek, bir kardeşlik yapabilmek, bir abilik yapabilmek için, onlara bir meşgale edinebilmek için elimden geldiğince tüm engellilere ilk eğitimimi ücretsiz veriyorum arkadaşlar. Evet, ücretsiz veriyorum. O yüzden herkesi de arıyorum, tek tek konuşuyorum. Bu arada depremzede arkadaşlara da elimden gelen her türlü yardımı yapıyorum. Buna bir emin olabilirsiniz. O yüzden lütfen çekinmeden bana WhatsApp'tan mesaj atın. Ben yavaş yavaş dönüyorum. Bu %50'lik indirimi de arkadaşlar kesinlikle kaçırmayın. Bir daha bunu göremezsiniz. Yani zaten dediğim gibi hani bir daha da muhtemelen bu fiyat olmaz. Şimdi altın için niye artık duralım diyorum. Şimdi en son bir acil kodlu bir yayın yapmıştık şu 2530 kırılırken. 2530 kırıldı, 2590, sonra bir düzeltme, 20 günlük ortalamaya sonra tekrar devam. Bakın şunu bir filama formasyonu olarak düşünürseniz, şuradaki çıkış boyu kadar üstüne koyduğunuz zaman aşağı yukarı 2690-2700 dolar. 20 günlük ortalamada şu anda 2590'larda kaldı. Yani altında çok hızlı bir yükseliş oldu. O yüzden ben buralardan artık 2690-2700'ün üzerine çok kısa vadede geçebileceğini düşünmediğim için altın tarafında buralarda artık arkadaşlar bir sakinleme gelebilir diye düşünüyorum. Fiyatlarda tekrar bir düzeltme. Ha, trendde bir dönüş bekliyorum anlamında söylemiyorum. Bir düzeltme. Bakın trendler, yani eğitim aldığınız zaman en çok şunu anlayacaksınız. Trendler nasıl oluşur? Düzeltme ne demek? Düşüş trendi ne demek? Ne zaman satılır? Ne zaman alınır? Şu anda bir uptrend var ve trend çok hızlandı.
fiyatlar aşırı alım seviyesine geldi. Ortalamalardan uzaklaştı. O yüzden şu anda biraz fiyatın sinmesi lazım. Bu sindirmeyi sağa doğru yatayda yapabiliriz. Oradan 20 günlük ortalamaya doğru bir sert düzeltme de yapabiliriz. Bunu önümüzdeki dönem göreceğiz. Ha, altında orta vade, haftalık ve aylık grafiklerde bir şey var mı? Hayır. Günlük de yok. Sadece kısa vade hızlı yükseldiği için diyorum. Bir yavaşlama olabilir. Yeni alım yaparken temkinli, kademeli almakta fayda var. Elimde altınım var hocam, bozayım mı derseniz de hani 2400 dolarlardan 2200 dolarlardan mal taşıyorum derseniz de bence 2690-2700'lere geldikçe böyle kademeli olarak %30'unu kârı realize edilebilir diye düşünüyorum. Tekrardan hani aşağı doğru bir 2600-2650'lere bir düzeltme olursa da 2600'lere doğru oradan tekrardan malı yerine koymak için. Dediğim gibi hem ev hem altın hakkında çok fazla hareket, çünkü biliyorsunuz artık dolar konuşmuyoruz. Dolarla bir ilgimiz yok. Çünkü doların sorulacak bir hali yok. Evet, Türkiye'de herkes doların çok ucuz olduğunu biliyor ama so what? Gitmiyor. O yüzden dolar konusu bence biraz daha rafa kalkacak bir dönem daha. Ama altın ve ev konusunda söylediklerimi lütfen iyi düşünün. Her şeyden öte gerçekten çok ilginç bir kış bizi bekliyor. Çok volatil olacak bence. Çok fırsatlar gelebilir. Bu fırsatları elinizde nakitle değerlendirebilirsiniz. Arsa bence eve göre çok daha iyi arsa bakılabilir ama ev bence sakin olmakta fayda var. Dediğim gibi çünkü 2 liralık evler 8-10 lira oldu. Ben bu fiyatlardan kimsenin ev alabileceğini çok zannetmiyorum. Faizlerin de çok fazla düşeceğini zannetmiyorum. Herkese hayırlı haftalar olsun. Haftanın yarısını bitirdik. Sorularınıza göre belki bir yarın, belki bir borsa yayını yaparız. Yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.